Pazar günü hava çok güzel. Bugün Niagara Şelalesi'ne gidelim dedik. Şöyle evimizden Toronto'dan çıktık. Şelaleye doğru gidiyoruz. Şu sağ taraf Amerika'ya giden köprü. Buradan geçtiğiniz zaman Amerika'ya gidiyorsunuz. Bu yolda Niagara Şelalesi'ne gidiyor. Şimdi sağa döneceğiz. Sağa döndüğümüz yerden itibaren Niagara Şelalesi'ne gideceğiz. Çok güzel. Görüyorsunuz Haziran ayında doğa çok güzel. Burada aslında sonbaharda da güzel ama sadece şu yeşillikler, yapraklar kırmızı oluyor, turuncu oluyor. Doğanın ne kadar rengi varsa hepsini görebiliyorsunuz. Gerçekten yol böyle hep pırıl pırıl tertemiz. Aslında Kanada genelinde diğer şehirlere gittiğiniz zaman bu kadar çok trafik bile yok. Yani aslında bu da çok değildi ama Türkiye şartlarını düşündüğüm zaman. Ama Niagara Şelalesi turistik bir yer olduğu için aslında Kanada kendisi turistik bir ülke değil ama böyle Niagara Şelalesi gibi 3-5 yer var işte insanların dikkatini çeken. Görüyorsunuz yol çok güzel. Bu köprünün diğer tarafı, yolun diğer tarafı Amerika. İnsanlar da pikniğe gelmişler. Aslında burada insanlar pikniği kendi bahçelerinde de yapabiliyorlar. Yani yeşil alana gitmek için bir yere gitmek gerekmiyor. Kendi evlerinin bahçesi de gayet yeşil ama insanlar değişiklik olsun diye, bir aktivite, etkinlik olsun diye çıkmışlar böyle evlerinden. Gayet güzel piknik yapıyorlar. Görüyorsunuz bu kadar aracı Toronto gibi şehir merkezleri dışında bir yerde göremezsiniz. Niagara bugün pazar olduğu için. Şurası da görüyorsunuz Nikola Tesla'nın yapmış olduğu hidroelektrik santrali. Bakın ne kadar güzel. Buraya koskoca bir hidroelektrik santrali yapmış ta ne zaman önce. Tesla bence gelmiş geçmiş en büyük zekalardan birisi. Binlerce yaptığı icat var. Hepsi de çalınmış maalesef. Kıymeti bilinmemiş bir bilim adamı diyebiliriz Tesla'ya. En azından Kanada'ya böyle bir hidroelektrik santrali yapıp bırakmış ne güzel. Görüyorsunuz etraf çok yeşil. Burada yeşillik zaten çok sıradan bir şey. Yani her yer böyle. Ve insanlar yeşil alana gitmek için herhangi bir yere gitmesine gerek yok. Evinin bahçesine çıkması yeterli. Herkes bahçeli evde oturuyor zaten. Az önce de dediğim gibi normalde başka bir şehire gitseniz bu kadar aracı üst üste böyle göremezsiniz ama bu Niagara bölgesi birazcık turistik bölge olduğu için böyle maalesef görüyorsunuz. Gayet güzel. İnsanlar hafta sonu bir değişik etkinlik olsun diye. Mesela İstanbul gibi bir yerde olsaydınız şu an, gerçekten gidilecek yüzlerce yer var, müze var, saraylar var, ne bileyim yapılacak binlerce etkinlik var. Burası aslında tamam, çok güzel, doğa harikası bir yer ama o kadar böyle gezilecek yerleri falan da yok yani. İnsanlar gelip abartıyorlar, Kanada şöyle, Kanada böyle. Bence tırt. Bir şey yok Kanada'da. Ha bir Amerika olsaydı farklı olabilirdi. Amerika çok daha farklı. Ama burası o kadar fazla da etkinliğin, aktivitenin olabileceği bir yer değil. İnsanlar işte bir Niagara'ya gidiyorlar. Başka bir şey yok. Beylikdüzü Esenyurt'ta oturanların her hafta sonu Çatalca'ya gittiği gibi bir şey bu.
Artık Niagara'ya iyice yaklaştık. Yavaş yavaş Niagara turistik bölgesine girmek üzereyiz. Şu yapılardan da anlamışsınızdır zaten. Görüyorsunuz. Yapılaşmalar var burada. İşin güzel tarafı bu oteller, moteller bile tek katlı, çift katlı yatay mimari var. Çok güzel bence. Keşke bizde de böyle olsa. Deprem bölgesi olmamıza rağmen 20-30 katlı binalarda oturuyoruz İstanbul'da. Kötü bir şey aslında. Evet, yavaş yavaş geliyoruz Niagara şelalelerine doğru. Görüyorsunuz ne kadar sakin her yer. Pazar günü turistik bölge. Belki de şu anki kalabalık bölgenin en kalabalık hallerinden birisidir. Ona rağmen bile böyle Kanada'nın her tarafı böyle işte. Bazen sokakları geziyorsunuz Toronto'da. 15-20 dakika, 1 saat geziyorsunuz, bir tane adam görmüyorsunuz. O kadar sakin ki. Bu da güzel bir şey değil bence. Evet, burası da Rainbow Köprüsü. Buraya niye Rainbow, yani gökkuşağı köprüsü dendiğini Niagara'ya gidenler iyi bilirler. Bu civarda hep böyle bir 7-24 gökkuşağı oluşuyor. Şelaleden dolayı. Çok güzel buralar. Yani Kanada'ya gelirseniz sizin de buralara gelmenizi tavsiye ederim ki zaten muhtemelen geleceksiniz. Başka gideceğiniz yer yok yani. Öyle diyebilirim. Abartmış olmam herhalde. Bir de kışın gelirseniz Calgary gibi yerlerde kış olimpiyatları falan var. Onun dışında ne bileyim. Kanada'nın doğal güzelliği çok iyi gerçekten. Yani trenlerle başka şehirlere gidip insanlar sırf o doğayı seyretmek için. Ama o doğayı derken bizim için çok ilginç. Aslında onlara hiç de öyle ilginç gelmiyor. Çünkü her taraf zaten doğal güzellik olduğu için bence kıymetini de bilmiyorlar yani. Bakın görüyorsunuz ne güzel. Niagara turistik bölge kısmına girmiş bulunuyoruz. Burada eğlence parkları, oteller, konutlarda. Park o Rolls'un arkasında bir yer vardı ya. Ha, ABC kısımlarında. Evet, oraya park. Hemen oraya park edersek tam niye şeyin şelalenin önüne çıkarsın. Dibine çıkmış oluyoruz. Hiram Road görüyorsunuz. Mr. Hiram buralarda at koşturduğu için. Mesaj yazdım mı sana Cahit? Bayramını kutlarım abi yaz. Cevap yazmadı. Evet.
köprü Amerika'ya gidiyor, öbür taraf Amerika. Şu karşıdaki yerler genelde otel, kasino. Şuralar kasino, oteller, parklar. Şunun Niagara. Uzaktan Niagara şelalesini gördünüz. Şu bir parçası. Şu bir parçası Niagara'nın. İleride de o su buharının çıktığı yerde büyük Niagara şelalesinin olduğu yer. Burası her zaman kalabalık, her zaman canlı, heyecanlı, cap canlı. Ne yapıyorum? Bugün biraz sakin ama.